Evet arkadaşlar, yer şekilleri ikinci testimizde genel olarak tekrarımıza devam edelim. Türkiye'nin bazı akarsuların döküldükleri kıyılarda delta oluşturabilmesi kısmında dikkate aldığımız delta ovaları vardı. Bunlar aşağıda verilen özelliklerin hangisi bunun kanıtı olamaz şeklinde bir ifade kullanılmış. Havzalarında çeşitli boyutta materyal taşıyorlar ki onları kıyıda biriktiriyorlar ki bu da erozyon kısmında bir kanıttı. Kapalı havza özelliğinde olduğunun ki kapalı havzaysa sularını denize ya da okyanusa ulaştıramıyor. Bununla bir alakası yok. Döküldükleri kıyılarda derinliğin az olması yani kıyının sığ olması, kıta sahanın geniş olması gerekiyor ve taşıma gücünün fazla olup daha fazla alüvyonu kıyıya getirmesi de önemli bir özelliktir. O yüzden bu soruda doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğer sorumuzda ise Türkiye'de rüzgar erozyonunun etkili olduğu alanları dikkate almışlar. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi alanlarda kurak bir iklimin varlığı, bunun yanında bitki örtüsünün cılız olması buradaki erozyonu arttıran bir etkendir. Ki birinci öncülüğümüzde bitki örtüsünün cılız olması. Bunun dışında bitki örtüsünün cılız olmasında yarık kurak ya da kurak iklim şartlarının etkili olması burada alınabilecek özelliklerdir. Ama kolay çözünebilen kayaçlar ya da platoların geniş yer kaplaması bunun için alınacak bir özellik değil. Çünkü bazı platolar var ki daha işte gür bitki örtüsü ya da iklim bakımından daha uygun şartlar söz konusu oluyor. O yüzden doğru cevabın A olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de karstik arazilerin en çok olduğu alanlar kısmında Batı ve Orta Toroslar yani Akdeniz kısmı dikkate alınıyor. Bu yerlerin arazi yapısı özellikle dikkate aldığımızda karstik kalker yoğunluklu diyebiliriz. Peki bu yerlerin arazi yapısının verilen durumlardan hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir demiş. Yağış rejimi iklimle alakalı. Bunun arazi yapısıyla bir alakası yok. Bunun yanında madencilik faaliyetleri de yine iç yapıyla alakalı bir durum ama karstik arazi olduğu için burada madencilik gelişmiştir tarzında bir şey söyleyemiyoruz. Ama ekonomik faaliyetler özellikle burada önemli. Çünkü oradaki karstik arazinin özelliği geçirgen olması, işte tarım bakımından olsun ya da mağaraların oluşumu, çeşitli şekillerin oluşumu itibariyle turizm faaliyetlerine etki edebiliyor. Bunun dışında yerleşmelerin bu alanda yine suyu sızdırdığı için bazı alanların tarım bakımından elverişli olmaması yine yerleşmenin ya da nüfusun dağılışında etkileyen bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevap 2 ve 3 C şıkkımızdır. Evet, Türkiye'de toprak erozyonu oldukça etkili ve toprak erozyonunda özellikle insanların bazı yanlış ya da bilinçsiz yaptığı özellik ya da girişimler burada bunu daha da arttırıyor. Buna göre özellikle Türkiye'de toprakların zehri olarak kabul edilen erozyonun bilinçli bir şekilde mücadele edilerek aşılacağını söylemiş. Bu görüşü savunan kişinin özellikle baktığımızda hangisinin ya da hangi durumu göstermesi beklenmez gerekçe olarak bunu sormuş. Ki burada da baktığımızda erozyon nedeniyle tarım arazilerinin zarar görmesi, toprak örtüsü üzerinde otsu bitkilerin bulunması ki buna kanıt ya da özellikle gerekçe olarak gösterilecek bir şey kısmında şöyle bir yorum yapabiliriz. Ki bu otsu bitkilerin varlığı o alanda yine baktığımızda ne oluyor? Erozyonun önlenmesinde yani oradaki bitki örtüsünün korunması açısından dikkate alınabilir. Taban su seviyesinin iç bölgelere göre yüksek olması, iç bölgelerde yüksek olması ki bu taban su seviyesinin yüksek olması demek suyun, yeraltı suyunun yüzeye yakın olması demek. Bununla erozyonun bir alakası yok. O yüzden 3'ü almadık. Yarı kurak iklim koşullarının etkili olması yine bitki örtüsünü etkileyebiliyor. Oradaki erozyonun şiddetlenmesinde etkili olabiliyor. O yüzden de burada beklenmez dediği için 3 numaralı kısmı dikkate alıyoruz. Tabi taban su seviyesi özellikle iç bölgelerde kurak durumdan dolayı oldukça fazla yeraltı suyunun kullanılmasına bağlı olarak da düşüyor. Ve buna bağlı olarak da orada işte tarım anlamında nadasa bırakma gibi birçok durum ortaya çıkabiliyor. Bu da bir etken. Peki beşinci sorumuzda Türkiye'nin bugünkü jeomorfolojik,
Jeoyer, morfo şekil arkadaşlar. Onu da burada açıklamış olalım. Yer şekli özelliklerinin oluşmasında en az etkiye sahip olan kuvveti sormuş. Bulunduğumuz kuşak itibariyle orta kuşaktayız. Buzulların etki alanı dar, daha çok yüksek kesimlerde etkili oluyorlar. Orojenez dağ oluşumuydu zaten Türkiye'de en etkili iç kuvvetimizdi. Bunu zaten almadan edemiyoruz. İlk başta alacağımız noktalardan birisi. Akarsular en etkili dış kuvvet. Eprojenez kıta oluşumu olarak geçiyor ki kıta oluşumu dediğimizde özellikle yükselme ve alçalma, transgresyon, regresyon olaylarını dikkate alıyoruz. Volkanizma da yine Türkiye'de etkili olan diğer önemli bir kuvvetimiz iç kuvvetler içerisinde geçiyor. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet, orta kuşakta en fazla 500 metre yükseltiye kadar yetişebilen bir bitki hangisinde yetiştirilebilir demiş. Şimdi turhal, ığdır. Tabi bunların yerlerini bilmek gerekiyor özellikle. Malatya sarı renkte gösteriliyor ki 500 ile 1000 metre arası. Konya aynı şekilde sarı renkte gösteriliyor fiziki haritada. 500 ile 1000 metre arası. Iğdır yine sarı renkte gösteriliyor. 500 ile 1000 metre arası. Ki bu alanlar 500 metreden yüksek olduğu için bu tür bir bitkinin bu ovalarda yetişme ihtimali zaten yok. Turhal yine aynı şekilde sarı ve tonlarına dönük bir renk. Ama Menemen bir delta ovası ki deltaların tamamı fiziki haritalarda yeşil renkle gösterilir. Yani 0 ile 500 arası bir aralık almamız gerekiyor ki bunlar deniz seviyesine oldukça yakın olduğu için böyle bir bitkinin burada yetişme ihtimali daha çoktur. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Kuzey Anadolu fay hattı ki Kuzey Anadolu fay hattı Saros Körfezi'nden başlıyor arkadaşlar. Van Gölü'nün olduğu kısma kadar devam ediyor. Bu fay hattı üzerinde özellikle Tokat, Düzce ki Tokat, Turhal, bunun yanında Pasinler, Erzurum. Yine baktığımızda özellikle Muş kısmını değerlendirebiliriz ama Bafra bir delta ovası. Ki delta ovasının çöküntü yani tektonik kökenli o fay hattına bağlı olarak oluşan bir ova olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet, burada da bir harita verilmiş. Harita üzerinde işaretli noktalar. Özellikle kırsal kesimde kullanılan yapı malzemeler arasında taş varsa ya kalker ya da karstik olarak da bir değerlendiriyoruz ya da volkanik arazilerin varlığı benim için önemli ki Türkiye'de volkanik araziler bakımından en zengin bölgenin Doğu Anadolu olduğunu biliyoruz ki bir hat boyunca burada önemli volkanik dağlarımız vardı. Yine Tuz Gölü ikinci olarak İç Anadolu'ya alıyorduk. Tuz Gölü'nün güneyinden başlayıp bir hat çektiğimizde yine volkanik oluşumları daha fazla görebiliyorduk. Bunun yanında baktığımızda özellikle Kula çevresi, Uludağ çevresi volkanik oluşumların görüldüğü alanlar arasında yer alıyor. Yine Uludağ çevresi volkanik ama 5 numarada karstik araziler dikkate alınıyor. Burada volkaniği dikkate aldığı için hangisinde işte volkanik kayaçlardan yararlanılmıyor dediği için 5 numara bizim doğru cevabımız oluyor. Yani E doğru cevaptır. Evet, 9. sorumuzda akarsular denge profiline ulaşmamış Türkiye'de. Sık sık deprem oluyor. Fay hatları ve buna bağlı olarak onun üzerinde kaplıca ve ılıcalar oldukça fazla. Hangisi Türkiye'nin hangi özelliği bu kısımlarda karşımıza çıkacak noktada değerlendirilebilir ya da buna sebep olan özelliğimiz hangisidir? Türkiye'nin özellikle baktığımızda yakın bir zamanda oluşması, genç oluşumlu bir ülke olması bu özelliklerin ortaya çıkmasında en önemli etkendir. Hangisinin oluşumunda volkanizma etkili değil? Karadağ, Karacadağ, Nemrut, Erciyes, Melendiz gibi dağların oluşumu volkanikken Canik dağlarının oluşumu kıvrımlı bir yapıya sahiptir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, birkaç bonus soru çözelim. Onar soru çözüyoruz ama birkaç bilgiyi de burada ekstra sorularla dikkate almış olalım. İç Anadolu bölgesinde araştırma yapan bir grup coğrafyacı, arazi kullanımı için bölgede toprağa otsu bitkiler ekilmesi, rüzgar yönüne dik ağaçlandırma yapılması ve meralarda aşırı otlatmanın engellenmesi gerektiğini söylemiş. Bunları yapan kişilerin hangisine dikkat çekti ya da hangisini önlemeye yönelik bir girişimde bulunduğu dikkate alınabilir ki bu bahsettikleri daha çok erozyonla alakalı. Çünkü İç Anadolu'da özellikle arazi kullanımı olsun, bitki örtüsünün tahribi olsun erozyonu oldukça fazla etkileyen noktalar arasında geliyor. Evet, Türkiye'nin ova ve platolarıyla ilgili hangi bilgi
yanlıştır demiş. Buna göre orojenik faaliyetler, ki orojenik faaliyetler sonucu baktığımızda kırılmalar tektonik ovaların oluşumunda etkili. Özellikle Ege'de birçok tektonik ova var ve bunlar Horst Graben sisteminde dikkate alınıyor. Graben alanları olarak değerlendiriliyor. Ege bölgesinde akarsuların ağız kısmında çok sayıda delta var. Çünkü kıyısı, kıta sahanlığı geniş, akarsular bol alüvyon taşıyor buraya ve kıyıda dalga ve akıntıların etkisinin az olduğu alanlarda delta ovaları bulunuyor. Akdeniz bölgesinde kalkerli arazilerde erime sonucu oluşmuş, özellikle polye gibi alanlarda karstik ovalar meydana geliyor. İç bölgelerde akarsu havzalarında geniş alüvyal ovalar bulunması kısmında biz bunu çok ön plan tutamayız. Çünkü daha çok bu alüvyon ovalar kıyılarda geniş yer kaplıyor. Yani burada geniş kelimesi dikkat edilmesi gereken nokta. Doğu Anadolu'daki platolar tahıl tarım ve küçükbaş hayvancılık amacıyla değerlendirilebilir. Şimdi burada da şunu söyleyelim. Özellikle Doğu Anadolu'da arkadaşlar Erzurum-Kars platoları dışında da platolar var. Ki bu platolarda yine küçükbaş hayvancılıkta yapılmakta, arpa tarımı mesela dikkate alınmakta özellikle. Tabii burada dediğim gibi plato deyince Doğu Anadolu'da direkt aklımıza hep Erzurum-Kars geliyor ama Doğu Anadolu sadece Erzurum-Kars'tan ibaret değil. Bunu da unutmamak gerekiyor ki burada doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet, Türkiye'nin ovalarında yaşanan başlıca sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Yeraltı sularının aşırı kullanımına bağlı olarak oluşumları, obruk oluşumları dikkate alınabilir. Çünkü o obruklar bazı tarım alanlarının çökmesine ve onların kullanılmamasına sebep olmakta. Ova tabanlarındaki kum ve taşların inşaat malzemesi amacıyla alınması, bu da tabii ki oradaki tarımı olumsuz etkileyebiliyor. Yerleşme ve sanayi testleri tarafından işgal edilmesi bu ovaların yine olumsuz, başlıca sorunlar arasında gösterebiliyor. Kimyasal atıkların bu ovalara bırakılması yine orada bir olumsuzluk. Ama sanayi bitkileri, ne demek sanayi bitkileri arkadaşlar? Özellikle bir üründen başka bir ürün elde ediyoruz. Örneğin baktığımızda pamuktan dokuma ya da işte yine mısırdan yem ya da işte yağ. Bunun dışında baktığımızda işte ne var, tütünden sigara gibi ürünlere biz endüstri bitkisi diyoruz. Ki bunların ekiminin yapılması orada ova için bir sorun değil. Hatta daha fazla getirisi olduğu için bunlarda daha fazla olumlu bir etken olabiliyor çiftçi açısından. Evet, bu şekilde arkadaşlar yine tekrar amaçlı, yer şekillerini tekrar amaçlı birkaç soru çözdük. Umarım faydalı oluyordur. İnşallah devamında çekmeye çalışacağız.